24 ekranlarından merhaba, bayram sohbetleriyle sanat dünyasının birbirinden değerli ve sevdiğiniz isimlerini konuk etmeye devam ediyoruz. Ama çoğunlukla onlar bizi konuk ediyorlar. Bugün olduğu gibi Zekeriya Köy'deyiz bugün. Tansu Atürk Akademi'de sevgili Tansu Atürk'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz. Yoğun bir süreç başlıyor. Tekrar Eylül ayı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların tabii aktif olduğu ay başlıyor. Tabii bayram araya girdiği için bizim birazcık da okullarımızı toparlamamız, işte yıl planını belirlememiz için hep beraber buluştuk burada. Ama öğrencileri de aldık. Ben bu kadar olacaklarını tahmin etmiyordum bayram araya girdiği için. Bayağı dersler başladı ama tabii öğle saati olduğu için şimdi rahatça röportajımızı yapabiliyoruz. Şimdi bizi izleyenlerin birçoğu sizle birlikte baleyi öğrendi. Zaten namı diğer, Türkiye'ye baleyi sevdiren adam Tansu Atürk. Yani 7 yaşındaki çocuk da biliyor, 70 yaşındaki ne de dede de biliyor. Bu uzun yıllar sonra da hatırlanacak, anılacak dönüm noktalarından biri Türkiye sahneleri içinde. Eğitime geleceğim ama oradan başlamak istiyorum o hikayeyi bilmeyenler için. Yurt dışında eğitim devam ederken ve çalışma devam ederken Tansu Atürk nasıl ülkeye dönmüştü ve biz onu sahneyle mi daha çok tanımıştık sanki, yoksa bir diziyle miydi o? Tabii şimdi ilk Türkiye'ye dönüşüm bundan neredeyse 20 yıl kadar önce olmuş oldu. Fransa'da artık bir takım hem ekonomik, finansal sanatın zorlandığı anlar yaşanmaya başlamıştı o dönemlerde. Artık eserler eskisi kadar rahatla dönemiyordu. Tabii her zaman sonuçta ne olursa olsun bir Avrupa. Fransız Devlet Kulesi'ndeydim. Çok da önemli bir konumdaydım. Fakat Türkiye'de bir takım şeylerin de yapılabileceğini düşünerek aslında bazı arkadaşlarımızla beraber ayrılma kararı aldık. Ben kendi ülkeme geldim. Bazı arkadaşlarım kendi ülkelerine gitmiş oldular. İstanbul Devlet Opera Balesi'nde baş dansçı olarak başladım. Tabii yani Türkiye'de ilk başta o zaman ikinci bahar falan yokken insanların bu kadar da sevgiyle ve akın akında geldiğine şahit olmak da beni çok mutlu etmişti aslında. AKM vardı o zaman Taksim'de ve AKM'de eserlerimizi koyuyorduk o dönemlerde. Bir yıl sonra yapacağımız eserin biletleri bir yıl öncesinden tükenmeye başlamıştı. Her zaman öyle söylenir. Bugün de tartışması olur. Sahne sanatlarının, devlet opera bale eserlerinin, tiyatro oyunlarının izleyicisi sanki çok değilmiş gibi gelir. Çok halkla bütünleşememiş gibi gelir ama bilet satışları, koltukların doluş oranları hiçbir zaman da bunu doğrulamaz, öyle değil mi? Aspendos'ta gösteriler yapıyoruz ya da bir takım yerlerde her zaman doluyor. Dolmasını bırakın bir tarafa, bilet de bulunmuyor. Evet. Biraz uzak kalır gibi gözüküyor ama Türkiye'de çok önemli bir kitle var. Bu kitlede aslında devam etmek, seyretmek ve takip etmek arzusunda oluyor. Bu eskisinden çok daha farklı çünkü kişisel starlaşmalarla aslında bunun önü açıldı gibi oldu. Evet. Yani balede ben ya da dansta ben, tiyatroda biliyorsunuz dizilerle beraber birçok çok değerli oyuncu arkadaşlarım aslında ön plana çıkar hale geldi. Onlar da tiyatro eserlerini ortaya koydukça seyirci de kazanıyor. Televizyon vesilesiyle de tabii ki daha geniş kitleye de ulaşarak seyirci koltuklarını daha doldurur hale geldik. Ama tabii eksiklerle beraber de yola devam ediyoruz. Daha çok sahnemiz olsa keşke, daha çok sahneler açılsa, o sahneler bir şekilde değerli sanatçılarla dolduruluyor da olacak. Tahmin edilenden çok daha fazla aslında seyircimiz var. Yani bir pop yıldızının doldurduğundan daha fazla doldurabildiğimizi de görüyoruz bazen. Örneğin 2 yıl önce Ankara'da Arena'da bir gösteri yaptım. Formuna girip tabii şimdi artık 50 yaşına geliyorum. Yani o gösteri benim 20'li yaşlardaki gösterim gibi değildi ama sevgili arkadaşım Ömür Uyanık'la beraber Ankara Devlet Opera Balesi Çocuk Balesi Bölüm Başkanı Rengim Gökmen'le beraber bir günde tükendi 18-19 bin kişilik biletler. Şimdi bunu, şunun göstergesi demek ki bir kitle takip ediyor ve aslında bize de kuvvet veriyor. Aynı zamanda ben okullarımızda da bunu görüyorum. Yani nereye okul açarsak açalım. Hani Tansu Atürk Akademi ise ismi, onu da tırnak içinde söylemek lazım. Hemen yerini tüketiyor ve öğrencileriyle eğitime çok kolayca başlayabiliyor. Galiba bir güven veriyoruz insanlara.
Bu güvenin de arkasında durmak için de çok sıkı çalışıyoruz, onu da söylemek evet, lazım. Evet, işte o güvenin oluşması çok dediğim gibi hem sizin kişisel kariyerinizde belki hem de Türkiye açısından sanat dünyasında baleye ilgiye baktığımızda çok önemli dönüm noktalarından biri. Her yerde bir adamın adının bilinmesi, sadece dediğim gibi yani birçok kişi belki ikinci baharla başladı ama sonra devam etti dizler. Bununla değil ama mesleğin bale yapan adam, balet adam yani bu şekilde söyleniyor. Baleyi öğretti, böyle bir kavramı da öğretti Tansu Atürk. Ama yine popüler kültürün bu bilinirlikte çok büyük de etkisi olduğunu yadsımamak lazım. Ya mutlaka öyle. Ben özellikle dikkat ediyorum, son 3 yıldır televizyon programlarına çok da fazla katılmıyorum açıkçası. Yani birazcık da uzak durup bizim kendi içimizdeki yoğun çalışmanın birazcık daha sürmesini çok arzu etmiştim. Acaba insanlar unutur mu? Yani dedik ki o kadar yoğun işimiz var ki zaten unutursa unutur, çok da önemli değil. Biz kendi işimizi doğru yapalım. O uzakta kalma projesi aslında çok da güzel meyveler verdi. 14 bin öğrenci verdi bir kere. 14 bin aile şu anda. Bu büyük bir rakam yani. Dünyanın en büyük okullarından bir tanesi haline dönüştü. Her semtte bir Tansu Atürk Akademi neredeyse açıldı. Ve inanılmaz bir sistem oluşmuş oldu. Nice öğretmenler geldi ve bir sektör aslında haline dönüştü. Bu sırada popüler kültürün içinde olmadan da aslında bunların olabildiğini de fark ettik. Bu da çok da lezzetli ve çok da yani çok da keyifli bir şeydi. Şu anda ben röportaj yapıyorum tabii. Yani bu kesinlikle televizyonda olmam gibi bir reaksiyon değildi. Ama mümkün mertebe eskisi kadar yoğun olmamam gerektiğini hissediyordum. Çünkü daha yoğun çalışmanın daha doğru olduğunu hissetmeye başlamıştık. 3 yılda ben şuna bakıyorum, giderek popülarite daha da arttı. Yani televizyonda olmadıkça aslında insanlar tarafından tanınmak, insanların kendi mesleğimle ilgili en azından bir otorite olarak karşılaştıkları zaman kurduğumuz relasyonun çok daha yoğun olduğunu gözlemler hale geldi. Bu da çok enteresan bir konu aslında. Evet. Yani televizyonda olmadıkça aslında daha çok tanınır hale gelmeye başladı mesele. Ben de o zaman daha çok olmamaya başladım falan. Fakat şimdi artık belirli şeyleri olgunlaştırdık. Yavaş yavaş bunları da anlatmak da lazım. Çünkü televizyon bence çok değerli bir kanal, bir mecra. O yüzden işte yavaş yavaş en azından bu kadar okulumuz oldu. Bu öğrenciler nerelere geldi? İnanılmaz madalyalar gelmeye başladı. Önemli birincilikler alınmaya başlandı. Bunları da anlatmak da aslında keyif duyuyorum. Şimdi kesinlikle sadece bale değil, müzik ve dansla da ilgili. Minikler de izliyor, ebeveynler de izliyor ve bu anlamda böyle programlar, böyle sohbetler en azından başvuru kaynağı da olacaktır bir yandan. Dolayısıyla birçok okulunuz var şu anda. Hemen işin eğitim boyutuna gelmek istiyorum. Sahnelerin yanına bu okullar projesini, akademi ekleme projesi nasıl ortaya çıkmıştı? Tohumlar nasıl atılmıştı? Bizim birçoğumuzun hatırladığı Diyarbakır'da minik baletler ve balerinlerle bilinir Tansu Atürk hatırlıyorduk. O kadar tabuyla yaklaşılan birçok şeyi kıran bir eğitimciden bahsediyorduk. Nasıl başladı ve şimdi nasıl bir aşamaya geldi? Türkiye'nin tabii birçok yerine dağıldı. Diyarbakır'dan sonra Kahramanmaraş oldu, Elbistan oldu, Gaziantep oldu, Kayseri oldu. Hali hazırda şu anda Trabzon devam ediyor, tabii Samsun devam ediyor. Büyük şehirlerimizde İstanbul'da zaten 9 okul oldu, İzmir'de 2 okul oldu, Ankara'da çok önemli ve çok değerli o Ömür arkadaşımızla beraber kurduğumuz okulumuz var. Bütün bu okullar, daha saymayı da unuttuğum okullar da vardır aralarında herhalde. Bu okullar hala faaliyet gösteriyorlar. Bunun tabii bu kadar büyüyeceğini ben de bilmezdim. Fakat başta dediğim hani kişiye güven, evet. O starlaşmada hani star olgusunun yanında bir de güven olgusunun da oluşmuş olması ile beraber insanlar talep eder hale geldiler. Baktığınız zaman çoğu da kurulmuş Cumhuriyet tarihinin ilk bale okulları bunlar. İlk dans müzik okulları hatta bazı şehirlerimizde. Dolayısıyla o insanlar orada hep varlık sebebi gösterdiler ve bulundular. Birazcık da aslında gelen insanlarla büyüdük diyeyim ben. Yani sadece veli kitlesi ya da öğrenci kitlesi değil, aynı zamanda o felsefeye de uygun insanlarla da aslında bir top çığ gibi büyümeye başladı. Ve çok hızlı şekilde de kendimizi geliştirmeye başladık. Yıllar önce ben aslında Diyarbakır'dan önce biliyorsunuz Teşvikiye'de bir bale okulu açmıştım. İlk bir apartmanın ilk okulumuz orasıydı. Şimdi o Fulya'ya taşındı. Çok büyük bir merkezde artık faaliyetini gösterecek. Ciddi dev bir akademi oluştu orada.
Orada aslında kendime bir stüdyo yapayım, orada çalışmalarıma devam edeyim. Aynı zamanda da işte bildiğimiz bir takım şeyleri de aktarmaya çalışalım diye yola çıkmıştık. Oysa ki operada dans etmek ya da operada idareci olmak, yani devlet balesinde idareci olmakla özel kurs programcılığı arasında ciddi daha kadar fark varmış. Biz de bunun farkına sonradan varmaya başladık. O zaman biz hiçbir şeyi bilmiyormuşuz gibi başlatıp her şeyi onu tekrar irdelemeye ve çalışmaya sizin koyulduk. Sizin için de bir öğrenme süreciydi. Aynen, temelleri nasıl oluyor? Çünkü yani kurs programcılığı dediğiniz zaman haftanın iki günü geliyor. Ama konservatuvar dediğiniz zaman bizler sabahtan akşama kadar, evet, 10 yıl boyunca orada oluyoruz. Sonra mezun olduktan sonra da arkada mızrak tutan bir sanatçı olarak, evet, sanat hayatımıza başlıyoruz. Bu kadar meşakkatli bir süreç var orada. Kurs programcılığında öyle değil. Birçok şey yapıyor çocuk, bir de bunu yapıyor. Evet. Ama öyle bir istek uyandırmalısınız ki o sistemde çocuğa, öğretmen olarak ya da okul olarak, ben bunu yapamazsam çok büyük tarafım eksik kalacak duygusunu oluşturduğumuz andan itibaren bizim milli eğitime bağlı sürecimiz 8 yıl. 8 yıl boyunca bizde eğitim görüyor bu çocuk. Hı hı. Az bir süre değil. Tabii. Yani normal okuluna gidiyor. Belki buz pateni yapıyor, at biniyor, her neyse, ama bale de yapıyor. Bu isteği uyandırmadığımız vakit 8 yıl boyunca size kalmaz çocuk. Dolayısıyla bunu uyandırabilmek için gerçek bir başarıya sahip olmasını sağlamamız gerekiyor. Aynı o yüzden de dünya görüşünün temellerinden birinin de olması gerekiyor. Olması gerekiyor yani, aileyle beraber. İki kritik noktadan yola çıkalım. Uzatmayayım lafı. Sevgi ve disiplin. Ne iş olursa olsun bizim mesleğimizin ana taşını oluşturuyor. Öğretmenler gelir gelmez ilk algılamaya çalıştığımız, ilk vermeye çalıştığımız şey öğretmene. Bizde öğretmen eğitim toplantıları var, hı hı, sürekli hiç durmadan. Öğretmenler isterse Kraliyet Balesi'nin baş dansçısı olsun ki var. İsterse Devlet Opera Balesi'nin baş dansçıları olsun ki hoca olarak da bende var. Bizde eğitim vermeye devam ediyorlar. Aldıkları eğitimde ilk temel baz üzerine kurulu. Çocuğunuz var mı bilmiyorum. Hı, yok. Olunca göreceksiniz. Bir öğretmenle gidip sarılıyorsa o çocuk ve ondan kopmak istemiyorsa o iki bu büyük ana unsuru ona gerçekten aşılıyor ve veriyor demektir. Bir tanesi sevgi, bir tanesi disiplin. Bunun üzerine kurduğunuz her şey zaten sorumluluğu taşıyan iki unsur aynı zamanda. Kesinlikle. İşte 18 yıl boyunca çocukla beraber mezun ediyorsunuz. Ben tabii çok şanslıyım. Çocuklarımın, öğrencilerimin, kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin öğrencileri mezun oldu geçen yıl. Oh, şahane. Yani bir arkadaş nesiller el sallıyor. Yani ben de el sallıyorum ona. Hatırlıyor musunuz hocam, ben sizdeydim yıllar yıllar önce falan. Tabii 20 yıl önce, işte okullarımızın 17. yılı ama daha önceden de başladığımız için. Çocuğumu getiriyorum, şimdi o da mezun oldu. Yani iki nesil, hı hı, mezun etmiş gibi olduk. 50 yaşına geliyorum ben. Yani çok da böyle 80'li yaşlarda değilim ama bu yaşlarda bunu yaşamak da müthiş bir duygumuş, onu da söylemek lazım. Tabii canım. Peki akademide nasıl eğitimler veriliyor? Sadece bale değil, dansın da birçok alt başlığı var ve başka başka eğitimler de veriliyor değil mi? Ana baz olarak çocuk üzerinde biz çok fazla dağılmadan aslında belli başlı kritik eğitimleri tuttuk. Biliyorsunuz Yelpaze'nin çok birçok dans türü aslında yürütmek mümkün olabilir. Bunlardan ana tarafı tabii bale ve müzik. Mutlaka bale ve müziği çocuğa vermeye çalışıyoruz. Ciddi sayıda da burslu öğrencilerimiz de var içeride. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Onlara hani ailelerin imkanları kısıtlı diye devre dışı bırakmak istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar içeriye almaya çalışıyoruz. Ama söyleyeyim, bu 14 bin içinde onlar yok. Onların dışında tuttuğumuz öğrenciler. Çünkü okulun yürüyebilmesine de ihtiyacı, evet, var. Bunun dışında dans eğitimi var. Klasik bale eğitimi almış bir çocuk müzik eğitimi alırken çok cetvel gibi yetişmeye başlıyor. Yani bakıyorsunuz ki artık böyle topuzlar dimdik, evet, ve onları bir kırmak lazım. Bir böyle rahatlatmak gerekiyor. O topuzların açıldığı, artık özgürce dansların geldiği bir dans tipi yüklemek gerekiyor. Bu asla hip hop değil. Caz dans. Caz dans çünkü klasik bale altyapısıyla oluşmuş bir dans türüdür. Hip hop dansı da var ama hip hop dansını ben o kadar önemsemiyorum açıkçası. Bu akademik dansların arasında sokamıyorum onları. Dolayısıyla caz dans, müzik ve bale ana temel taşlarını oluşturuyor okullarımızın. Ama bazı okullarımız mesela jimnastik eğitimi de almaya başladı. Bazıları da çağdaş sirk sanatları diye juggling sokmaya başladılar. Juggling de müthiş bir vücut koordinasyonu
gerektiren aslında bir eğitim biliyorsunuz. Evet. Keşke her okulumuzda o tip imkanlar olabilse de onu da açabilmiş olsaydık. Ama açamadık. Yani fiziki şartlar da okulların hepsinin ona göre olmuş olmadı. Bu gördüğümüz okul orta ölçekli bir okul. Çok büyük okullarımız da mevcut. Ama Zekeriya Köy'deki öğrencilerimiz de çok şanslı. Çünkü burada yani Türkiye'nin en iyi hocaları ders veriyor diyeyim. Ve gürültüden uzakta, sakinliğin tam ortasında şahane geçiyordur. Bale eğitimi için sizin eğitimlerinizde yaş skalanız var mı? Kaç yaşında çocuklarımız size bir anne, geliyorlar? Bir anne çocuğunu gözlemlemek ister. Doğduğu andan itibaren hangi yaşlarda neler yapılabileceğiyle ilgili. Çok ufak yaşlarda başlatmaya özen gösteriyoruz. Biliyorsunuz bizim mesleğimiz ufak yaşlarda başlanırsa, hele hele bir de yeteneği varsa gerçekten, onu artık biz heykel gibi işlemeye başlıyoruz, dantel gibi işlemeye başlayabiliyoruz. Ama daha geç yaşa denk gelirse hani iş işten geçmiş oluyor. Hobi olarak da yapsa hiç fark etmez, erken yaşta başlasın. Çünkü görecekler ki okul hayatları çok başarılı geçmiş olacak. Hani bu tip disiplinli, burnundan kıl aldırtmayan bir disiplin ve eğitim açıkçası sonunda kendi okullarında da çok büyük başarı elde etmelerini sağlıyor. 3 yaşında geliyorlar. Mini bale sınıflarıyla başlıyorlar. Hazırlık sınıfları başlıyor ondan sonra 4-5 yaş. Sonra teknik sınıflar 6 yaşından itibaren de 8 yıl müteakip gidiyor. Benim nacizane tavsiyem girsinler. Bu bizim okulumuz olmak zorunda değil. Çok da iyi okul olabilir. Hatta bütün okulları araştırıp en doğru olan adrese gitmeliler diye düşünüyorum. Ben bana gelen velilere de söylüyorum. Çevredeki tüm okulları araştırıp mutlaka ondan sonra buraya gelin. Size rica ediyorum. Nitekim öğrencilerimiz öyle oluyor. Velilerimizle o şekilde tanışıklık kuruyoruz. Dans eğitimine de 7-8 yaşında başlatıyoruz. Daha erken başlatmıyoruz. 7-8 yaş 9-12 diye bir kuşağımız var. Sonra 13 plus diye, 13 artı diye bir gruplarımız var. Ama ben bakıyorum ki başka dersler de var. Tabii tango gibi, Latin dansları gibi. Ondan sonra Lindy Hop gibi. Onlar da tabii ben bakıyorum böyle 70 yaşında. Arkadaşlarımız da var içinde 70-80 yaşında. Hatta bir çift vardı. İkisi de bastonlu. Bastonlarını bırakıp birbirlerini tutup dans ederlerdi. Çok güzel bir ambiyans. Bence çok güvenilir bir ambiyans bir kere. Bu çok önemli, çok değerli. Apartman katı arası eğitim olmamalı bu tip eğitimlerde. Böyle özel yerler yaratılmış olması gerekiyor. Öğrencinin çocuk da olsa, yetişkin de olsa kendi işinden, zorunluluklarından zaman ayırıp tercihen geldiği bir yer olduğu için bir yandan da özgürlük alanı olmalı, öyle değil mi? O yüzden apartman arası olmalı. Bir ambiyans oluşturulması gerekiyor bence. Yani bir nefesle içeriye girdiğiniz zaman, mesela siz öğrencilerin olduğu saatte ki röportaj yapmak o kadar zor olur ki, çok gürültülüler çünkü. Ders başladığı zaman susuyorlar. İçeriye girildiği an bir o ambiyans, bir auranın olması gerekiyor sanat ortamında bence. Evet. O zaman işte asıl işte hocalar öğrencilerini bekliyor. O zaman işte sandalyesinde oturup da pointini bağlayan bir çocuğa nasihat verdiğiniz zaman dinliyor. O ambiyans oluşmuyor ise kişilerle o ambiyansın oluşturulabilmesi de çok zor oluyor. O yüzden bence binalarımız da son derece önemli. Sahnelerimiz de çok önemli. Opera binasının o toz kokusu, değil mi? Yani bütün bunlar çok çok pudra kokusu diyelim. Bunlar da çok önemli. Bunların mutlaka çaba gösterilip oluşturulmasına ihtiyaç ülkemizde var. Benim yetişemediğim yerlerde, biz çünkü başka Türkiye'de bale okulu açmama kararı aldık artık, durdurduk. Başka insanlar açtığı vakit onlara da danışmanlık da veriyoruz. Bir takım altyapılarında belirli standartlarda oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü bir şeyler deniyorlar ama bizim neredeyse artık bu konuda 20 yıllık tecrübemiz oldu. Onlarla paylaşıyoruz ve onların da altyapılarını oturtmaya çalışıyoruz. Çok güzel okullar oldu Türkiye'de bu vesileyle benim adımı taşımayan. Danışmanlığını bir anlamda yapmış. Evet, tabii oldu. Yanlarında olmaya konuyu çalışıyoruz. Konuyu hiç değiştirmeden soracağım, neden başka okul yok? Çünkü şöyle söyleyeyim, yani bu kadar büyük bir okulun işletimi gerçekten inanılmaz bir operasyon. Her okul kendi gösterisini yapıyor. Ve bunu da en azından 1500-2000 kişilik seyirci kapasitesi olan okullar da yapmak zorunda. 20 küsur okul var. Her okul kendi gösterisini yapıyor ve yani benim zaten kişisel olarak daha fazla yetişebilmeme de imkan olmayacak bundan sonra. Evet, siz tek okullarla ilgileniyorsunuz değil hepsi. Mi? Hepsi. Yani hiçbirisi franchising değil. Hepsi kendi açtığımız, kendi altyapısını açtığımız. Franchising'e kalmış olsaydık Türkiye'de her şehirde Tasarruf Akademi olacaktı. Evet. Çünkü Eskişehir'de istiyor, Bursa'da istiyor. Herkes istiyor ama yani benim yetişebilmeme de imkan aslında pek de kalmayacak bu saatten sonra.
Ama açmak iyi düşünenlere yardımcı destek oluyoruz. Buradan öğretmenlerimizi gönderiyoruz. Altyapılarını oturtuyorlar bir güzel. Ondan sonra da öğrencileri o şeyle, bilgiyle aslında başlatabiliyorlar. Şöyle bir bakışa ben maalesef rastlıyorum. Eminim siz de rastlamışsınızdır. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çocukluktan itibaren bireylerde ya da ebeveynlerinde şöyle bir kaygı var. Hangi mesleği seçersem daha çok para kazanırım ya da geçimimi sağlayabilirim. Bu anlamda meslek olarak da sanatla uğraşmak isteyen bireyler için de bu biraz daha duvar oluşturuyor. Mutlaka. Bir set çekiyor önlerine. Ama bir yandan da sizin de savunduğunuzu bildiğim bir şeyin altını çizeceğim, bu konuda neler söylersiniz. Sanat, bale, opera, tiyatro, bir sanat dalıyla uğraşmak meslek amaçlı olmamalı. Dönüşecekse sonradan mesleğe dönüşür ama hobi olarak başlanmalı demiştiniz bir röportajınızda. Mutlaka. Yani ben tabii çok şanslıyım. Çünkü aslında hobimden para kazanıyor haldeyim. Evet. Bu çok değerli bir şey. Yani bana bir daha bu yeni bir hayat sunulsa, yeniden doğsam, tekrar tercih meselesi olsa, inanın hiç tereddüt etmeden yine kendi mesleğimi seçmek isterdim. Çünkü bir kere müzikle iç içeyim. Bir kere kreatif bir çalışma yürütüyorum. Kendi mesleğimde otoriteyim. Evet. Dinleniliyorum. Sözüm dinleniyor. Perdeyi açıp kapattığım zaman seyirciler daha esere başlamadan alkış veriyorlar. Ya bütün bunları çok az insan tadar. Dolayısıyla çok keyifli, çok güzel bir süreç. Tabii bunun çok zor tarafları yok mu? Var. İşte Black Swan filmi var, evet. Değil mi? Yani birçoğumuz biliyor. O kadar ekstrem olmasa da çok ağır standartlarda, şartlarda da aslında bir takım şeyler yaşıyoruz. Dostlarımızla olan ilişkiler, kıskançlıklar. Ya bütün bunlar olabiliyor. Fakat en nihayetinde çıkan sonuçta vazgeçemeyeceğiniz bir hayat sürüyorsunuz. Bunun karşılığında ne kazanıyorsunuz derseniz, parasal olarak da para kazanıyorsunuz. Tabii. Yani hayatınızı yürütüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Belki Türkiye'de bu bugüne kadar sektör olarak çok da yoktu. Özellikle televizyon işlerinde bir takım bale ve dans yarışmalarına önem verdim. Hatta bazılarını da kendim getirtmeye çalıştım. Çok da önemli kanallarımızda o dans yarışmalarında çok büyük saygı duydum arkadaşlarımla yaptım. Birçokları eleştirse de böyle şeylerin ben duyulurluğu ve ilgiyi artırması adına çok önemli ya, olduğunu size mesela, siz de çok eleştirilmiştiniz çünkü. Size bir örnek vereyim. Çok kaliteli işler oldu hakikaten. Hepsi de birinci oldu bir kere yani reytingsel anlamda da. Hani maddi karşılık tabii bekliyorsak birinci olmuştu. Şöyle bir şey yapayım. Bir tane dans yarışması yapıyoruz. Bu dans yarışmasında işte Türkiye'nin en büyük kanallarından bir tanesiyle yapıyoruz. Sokaklar doluyor taşıyor. Ne kadar çok dansçımız varmış diyoruz. Ben dedim ki arkadaşımla beraber, ya dedim baleyi de aslında çok sokmak isterim fakat bunlar eli üstüne dönen çocuklar. Yani baleden falan hiç zaten sokakta dansçılık öğrenmişler ve kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Dedim ki ya klasik baleyi de aslında adapte etsek de bir isim bulsak buna, bir fikir geldi aklıma, lirik dans diyelim buna dedim. Şimdi herkes lirik dans diyor. Lirik dans sizden mi çıktı? Evet. Öyle bir dans tabii ki yoktu yani. Dolayısıyla bunun gibi birçok şeyi aslında onlar da katıyor. Veyahut başka bir şey, sevgili Acun'la güzel bir proje yapmıştık işte Yok Böyle Dans diye. Bütün selebritiler vardı orada. İnanılmaz yetenekler varmış. Kimler varmış. Aslında insanlar da ne kadar yetenekliymiş de biz bilmiyormuşuz. Ama televizyon ışığı çok hızlı tüketen bir mecra olduğu için hem ben birazcık çekiliyorum, böyle çok özel bir proje olmadığı takdirde içinde de olmak istemiyorum. Hem de çok da yararlı bir proje, kanal aslında bahsettiğim evet gibi. Bir anda o bütün dans yarışmaları Türkiye'de çok önemli yerlerdeydi, unutulmaz. Aynen öyle. Alanlarında bir kere ilkti ve herkesin de çok ilgisini çekmişti. Türkiye'nin yıldızlarını yaptık. Beren Saatler çıktı oradan, Enginler çıktı falan. Bütün onlara ben hepsine çocuklar dedim. Bu bir tiyatro yarışması mesela idi. Ali Poyrazoğlu ile beraber yapmıştık. Dansın çok önemli olduğunu söyledim ve dansı çok insert ettim içine. O Beren Saat'le Moulin Rouge'u yapmıştık mesela, hala konuşuluyor. Birçok insan Beren Saat'i onunla bağlar falan. Evet. Hafıza tanıma açısından. Tabii ondan sonra çok önemli projeler de yaptı. Mesela ne kadar değerli şeyler yapılabiliyor bu ülkede. Fakat tabii çok çabuk tüketildiği için benim bu kanalım, yani akademi çok değerli.
burası asla tüketilemiyor. Aynen öyle. O yüzden çok buradayım ben. Akademi hayatınızın en ön sıralarında ama daha ön sıralarda olan 3 kişi var ki aşkınızı her seferinde dile getirdiğiniz eşiniz ve şahane fotoğraflarına doyamadığımız 2 evladınız. Onların, çocuklarınızın sanatla ilgileri nasıl? İlgilendikleri bir dal var mı? Ufaklık tabii çok ufak daha, 2 yaşında. Fakat ben bakıyorum müthiş bir bacak, işte ayak falan, yani böyle çok uygun gördüm o oğlumu. Ama daha 2 yaşında, onun fikrini almadan, onun için hayaller kurmak istemiyorum. Biraz büyüsün, oturalım konuşalım onunla isterim tabii. Kızım tamamen sanatçı ruhlu bir kız. Yani müzikle çok yakın ilişkisi var, dansla çok yakından ilişkisi var. Şanslı bir çocuk bir de bence. Çünkü ne kadar yurt dışına çıkarsam, ne kadar iş yapmaya gidersem, ne kadar operaya girersem hep yanımda idi. Evet, doğduğu yani günden bu yana. Hayatının rutinlerinden biri haline geliyor. Dünyanın en iyi dansçılarıyla tanıştı, yani. Dünyanın en iyi şarkıcılarıyla tanıştı. Yani onların kucaklarında büyüdü bir kere. Bundan sonra bunları takip eder mi? Yani Türkiye'nin de sanatçıları çok önemli. Evet. Ama dünyanın en büyük sanatçılarıyla da yan yanaydı. Şimdi bunlardan sonra bunlara karar verirse ben ona güzel bir yol çizmek isterim. Elbette ki her çocuk gibi onun da bu şansa sahip olması gerekir. Her çocuk gibi. Evet. Sıralamaya diğer çocukları da almam lazım çünkü. Fakat istek çocuğun kendi içindedir. Biz ne yaparsak yapalım belirli bir yerden sonra blokaj başlarsa çok da fazla ısrar etmemek gerekir. En azından güzel bir müzik zevki olsa bile ya da güzel bir edebiyat zevki olsa bile, haftada bir, ayda bir gidip izlediği temsillerin olması bile rutin hayatındaki bakışını, umutlarını, umutsuzluklarını, dayanıklılığını değiştirecektir bir çocuğun. Ne dersin? Şu anda ben mesela izleyicilere şuradan şöyle bir şey salık vereyim. Bu çok değerli bir şey. Herhangi bir klasik müzik konseri ya da bırakın klasik müzik konserini, opera, bale ya yani ne bulursa ya da müzikal. Yeter ki çocuğa göre tercihi iyi yapılmış olsun, sıkıcı olmasın. Çünkü bazı insanlar için tırnak içinde çok sıkıcı oluyor. Baba zaten orada işte, alışık değil böyle bir şeye, uyuyor gidiyor. Fakat çocuk yine de ağzı açık bakıyor. Evet. Şimdi çocuğu bir defa götürsünler, getirsinler, hafta sonu vardır mutlaka. Birçok yerde vardır, büyük şehirlerde özellikle. Çocuktaki farklılığı gözlemlesinler. Ve bana mail olarak da atsınlar bakalım bu farklılık neymiş. Ben bunu birkaç yerde denemesini yaptım. Denemesi zor değil. Yani bakacaklar internetten. Neler geldi? Nasıl dönüşler geldi? Tam Bey dedi yani kekemeydi çocuğum geçti dedi mesela bir tanesi. Ne alakası var değil mi? Bir tanesi yemeyle ilgili sorunu vardı, o çözüldü dedi. Şimdi acaba diyorum biz mi abartıyoruz? Fakat o kadar çok mailler gelmeye başlıyor ki bununla ilgili. Ben bir defasında bir tane sene daha götürmek istiyorum diyor. Çok etkili bir takım eserler var. Seçsinler. Hatta bana da sorabilirler. Ulaşabilecekleri yerler var. Benim fan page'im var mesela. Oradan paylaşıyorum. O kadar çok geri dönüş olmaya başlıyor ki. Ya burada imkan yok ama biz resmen sahneleri sizlerle takip edebiliyoruz diyorlar. Yeni nesil mesela bir dansçı çıktı. İnanamazsınız dansçının yapabildiklerine. Kübalı bir dansçı. Bir de Türk dansçısı var bir tane. Yani Kadir Okurer diye girsinler bir baksınlar. Çok yetenekli çocuklar çıktı. Hayranlıkla izleyecekler. Yetenek zaten imkan aramayan, imkan oluşturan bir şey değil mi? Yani o yetenek içte tutulamaz zaten. İşte sizin yaptığınız gibi devlet opera bale sahnelerinden başka sahne ya da akademi yokken kurduğunuz okullar zaten çabayı getirmişti. Yani istek olmasaydı bütün bunlar olmazdı. Anne babanın da birazcık da aslında yol vermesi lazım, engellememesi gerekir. Yani anne baba bir çocuğun içinde istek varsa, ki ben her çocuğun içinde müzik isteğinin ve dans isteğinin olduğunu düşünüyorum. Biz sonradan onları kırmaya çalışıyoruz. Tabii, ya da kırıyoruz ister istemez. İlk duyduğumuz şeyler sesler oluyor. Çocuk daha bir yaşında müziği koyun bakın dans ediyor mu dans etmiyor mu? Evet. Biz niye kırıyoruz bütün bunları? Kırıyoruz çünkü ekonomik şartlar diyoruz. Değil mi? Türkiye'nin durumu diyoruz. Diyoruz da diyoruz. Yani çok daha zor ülkeler var. Türkiye'nin yaşadığı standartlara göre. Çok daha zor ülkeler var ama onlar kırmadıkları için birçok konularda da çok başarılı hale geliyorlar. Olimpiyatlardaki başarımız, sanattaki başarımız, bunların çok daha ileride olması gerekir diye düşünüyorum. Ve süremiz azalırken ben bunları es geçmek istemiyorum.
Bir röportajınızda söylediğiniz bir cümle var. Çocuğumu sevdiğimi söylemekten çok sevdiğimi göstermeye çalışıyorum demişsiniz. Ben bunu konuşmak isterken geldim, baktım ki bir de bunlar var. Gösterelim, şu anda da okurlarımız edinebilirler, öyle değil mi? Evet, evet. Raflarda. Raflarda satılıyor. Bunların birçoğu da Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı için hazırlanmış olan kitaplar, yani yazar geliri en azından oraya gidiyor diyelim. Bunlar çok özel kitaplar çünkü mesela Kuğu Gölü şu anda çalışıyoruz. Kuğu Gölü'nü işte Don Quixote'u yaptık, Uyuyan Güzel Fındık Kıranı yaptık. 15 dakikada içinde CD'li, çok da güzel müziklerini hazırladı Beren Hanım. Çok güzel çizgileriyle. Çok kısa sürede 15 dakikada eseri öğrenmiş oluyor çocuk. Aynı zamanda kızınızı adadığınızı da belirtelim. Evet. Ada Bale Gösterisi'nde Tansa Türk'ün. Başrolünde kızım var. Evet, kızı. Tabii oğlunuzu da unutmadığınız bir diğer çalışmanızı da gösterelim. Bale kartları var efendim burada. Ezo ile Theo bale öğreniyor. Theo Tansa Türk'ün oğlu. Küçük oğlum. Evet. Burada da balenin nasıl yapılacağıyla ilgili kartlar var içinde. Bu kartlar da yurt dışında da gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede aslında balenin nasıl yapılacağıyla ilgili tüm çizimler ve tüm bilgiler... Disiplini keyifli bir hale getirme seçimi öyle. Değil mi? Aynen öyle. Çok güzel kitaplar. Yeni çok projeler neler Tansa Türk? Yani dans devam ediyor, akademi devam ediyor ama sadece bu kadar değil. Siz birçok yan çalışmayı da beraberinde yapıyorsunuz. Evet. Yayından önce konuştuk. 1,5 sene şu anda dolusunuz. Boş gününüz yok. Maalesef geçen sene de öyleydi. Şimdi şöyle, tabii Türkiye'de birçok yerde bir takım tanıtımlar gerçekleşiyor. Bu tanıtımların içine bir takım sanatsal faaliyetlerin içeriye eklenmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu gerek bir opera binası olsun, gerek bir fabrika açılışı olsun, fark etmez. Mümkün olduğu kadar içeriye koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla onlar da çok çok yoğunuz zaten. Evet. Onun dışında tabii benim en büyük projem okullarımdan sonra devam edecek olan üniversite projesi. Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin kurulması için çalışmaya başladım. Çok da önemli bir, sevdiğim bir üniversitede bunu yapıyoruz. Çok da başarılı bir üniversite bence bu konuda. Dolayısıyla kurulduğu anda, yani onayını aldığı anda bizim öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra artık üniversite ayağında da artık olmuş olacaklar. Artık 3 yaşında alıp mezun edip, hatta ileride inşallah iş kolları, sahneler de artar umarız. Bu anlamda da destekler vesaire de gelişip mesleğe evrilecekse de bunun elinizden geldiğince desteğini veriyorsunuz. Aynen. Akademi. Yani bir çocuğu alacağız 3 yaşında. Mezun edip sanat topluluğuna. Büyük ihtimalle de kendi topluluğunu da oluşturacaktır. Çünkü evet. O kadar mezun verince gidecekleri yerde yaratmak gerekecektir diye sizin düşünüyorum. Sizin zamanında yaptığınız gibi. Evet, aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ben konuk ettiğiniz ederim. İçin. Hoş akademinizde geldiniz bu şahane. Miniklerin burada çalışma yaptığı bölüm değil mi burası? Evet, burası stüdyomuz. Birkaç stüdyomuz var okullarımızda. Onlar büyük çocuklarımız burada. Daha ufak çocuklarımız aşağıda. Daha da ufaklar mini balelerde diğer stüdyoda çalışmalarına başlamış oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hem güzel sohbetiniz hem de minikleri, ebeveynleri umarım doyuma ulaştıran verdiğiniz bilgiler için. Tansa Türk konuğumuzdu bayram sohbetlerinde. Sanat hayatını konuştuk ama bir yandan da eğitmenlik devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki akademilerinden ve gelecek projelerinden bahsettik efendim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.